Evet, yani bir saat, 2 saat olsa dediğiniz doğru ama 24 saat arabanın üstünde sıkıntı oluyor. O yüzden bunalttığı için uyumak gerekiyor. Denetim yapılsın. Ben denetimin yapılmasından taraftarıyım. Çünkü ben 14 yıllık müdürüm. 4 yıldır bu ticari taksi işini yapıyorum. Fakat yani memur beylere her zaman taksicinin yardımcı olması lazım. Çünkü taksicilik şu an eskisi gibi meslek değil. Çok fazla turist avcısı var. Bakın benim arabamda şu an turist var. Galata Port'tan taksi durağından aldım bu yolcuyu ben. Taksimetre açtım. İstanbul Havalimanı'na gidiyorum. Ama bugün İstanbul Havalimanı'nda ben 300 milyona gidip şöyle bir sorun da var. İstanbul Havalimanı'ndan yolcu almadan geri çıkıyorum. Oradakiler de İstanbul'un taksisi. Ben de İstanbul'un taksisiyim. Ama ben şu an 300 milyona götüreceğim. Turist hafızası olan taksici esnaf arkadaşlarım var. Zihniyeti bozuk olanlar. Allah da onları kurtarsın. Onlar 600 milyona gidiyor. İlk başta devletin tüm taksicilere sahip çıkması lazım. Yılların müdürü olarak bu cümleleri kullanıyorum ben. Çünkü ben şimdi 300 milyona gideceğim. Oradan yolcu almadan geri geleceğim. Ama havalimanı arabası İstanbul'un içine gelip Eminönü'nden, Lalil'den, Mısır Çarşısı'ndan yolcu alıp havalimanına geri gidebiliyor. Eğer bir hak adalet varsa herkese eşit miktarda sağlansın. %30'da 130 lira. 150 lira dediler bize, biz de okey dedik. Taksimetreni açacaksın, bir ceza işlem uygulanacak, onu alırsın oğlum. Anladım, kusura ayrıca bakmayın yani. Biz öyle bir dolandırıcılık da yapmıyoruz. Tamam, ayrıca kemerde takıl değil, ondan da ceza yani biz öyle bir dolandırıcılık da yapılmıyor. Biz direkt neyse müşterimizden alıyoruz yani, hakkımızı veriyoruz.